Hasar tespitten bahsettik de Sayın Valim, özellikle vatandaşların biri de böyle bir sorunu var. Daha doğrusu akıllarına takılan sorular var. Ağır hasarlı ev, kalıcı konut hak edecek. Başvuru yapmak istemeyenler var. İşte ben kendi arazimde yapmak istiyorum. Böyle bir yapsın. Buna nasıl bir yardım olur? Başvurmazsa o haktan faydalanmayacak. Ağır hasarlı evi yıkılacak. Kendi evini yerinde ev yapmak istiyor. Evet. Şimdi onlarla ilgili şu anda netleşmiş bir durum yok. Ama bu konuyla ilgili eğer işte hükümetimiz nezdinde veya TOKİ nezdinde bir karar alırsa bunu da vatandaşımızla paylaşırız. Ama şu anda vatandaşın evinin yıkıldığı yerde kendisinin ev yapmasıyla ilgili karara bağlanmış herhangi bir durum söz konusu değil. Peki kiracılar da gitlerinde, kiracıların durumu ne olacak? Malumunuz burada kiracılar. Şimdi kiracılar, tabii kiracılar hak sahibi değiller. Hak sahibi de olamayacaklar. Yani şeyden herhangi bir evleri yıkılmadığı için, bir kayıplar olmadığı için onlar bu bahsettiğimiz hak sahipliği sürecinde olmayacak. Ama onlar için şöyle bir şey yapıyor TOKİ şu anda. Van'da ihtiyacımızdan daha fazla konut üretiyor TOKİ. Diyelim bizim Van'da ihtiyacımız 12 bin konut. TOKİ bunu 15 bin, 16 bin konut olarak üretecek. Kiracılardan isteyenlere yine uzun vadeli TOKİ'nin koşullarıyla ev satmış olacak. Ama orada TOKİ'nin koşulları geçerli olacak. Az önce anlattığımız sistemde bizim AFAD'ın, Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın koşullarıyla vatandaşı ev sahibi yapıyoruz. Kiracılar normal TOKİ'nin koşullarında ama Van'a özel orada TOKİ bir ayrıcalık yapabilir, taksitleri daha düşük yapabilir, vadeyi uzatabilir, faizleri düşürebilir. Onlar TOKİ'nin elinde ama kiracılar için de ev yapılacak ama kiracıların durumu TOKİ'nin genel koşulları içerisinde onlar ev sahibi olacaklar. Onları çünkü bir var olan bir evleri yıkılmadı depremde. Biz var olan ortadan kalkan vatandaşın malının varlığını yerine bir şey koymaya çalışıyoruz. Evet. Maddi kaybı olanlara destek. Evet. Sayın Valim, kronik ve ağır özürlü vatandaşlarımız var biliyorsunuz. Herhangi bir yardım onlara ulaşacak mı? Herhangi bir gündemde yardım var mı? Özellikle kronik ve ağır özürlü hastalara. Ya onlara zaten sürekli yardım ediyoruz biz. Bak yatalak hastalara. Yatalak hastalara şu anda 700 bin lira civarında zaten her ay maaş ödüyoruz. Biz şu anda Van'da 7500 özürlümüze her ay 700 lira civarında asgari ücret tutarında ücret ödüyoruz. Bakım ücreti ödüyoruz. Evet, bu rutin zaten veriliyor. Bu rutin veriliyor. Bunun depremle ilgisi yok. Deprem öncesi de veriliyordu. Sonrası da veriliyor. Konteyner talebinde daha çok. Konteyner talebinde biz biliyorsunuz konteynerlerle ilgili valiliğimiz bir genelge yayınladı. Konteyner hak sahipliği nasıl oluşacak diye. Orada bunun cevabı var. Biz yatalak ve özürlüsü olan ailelere evi ağır hasarlıysa öncelikli konteyner veriyoruz zaten şu anda. Onları koruyoruz. Bunun dışında yine ağır ve yatalak hastası olanları işte farklı durumlardan dolayı evini kullanamayanlara da yardımcı oluyoruz. Onu şeyde açık olarak yazdık zaten. Valilik genelgesine yazdık. Bizim ağır ve özürlü vatandaşlarımız deprem öncesinde de bizim korumamızdaydı. Sonrasında da korumamızda. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Sayın Valim, malumunuz bu depremde köyler de çok büyük zarar gördü. Özellikle orada bakanlarımızın daha çok ziyaretleri oldu. Ve onlara bir ayrıcalık tanıdı. Pozitif ayrımcılık oldu. Köylü ve çiftçilere verilecek destekler vardı. Bunlar işte hayvan ve yem desteğiydi. Bununla evet. İlgili son durum nedir? Şu an ne tür gelişmeler var? Köylerde neler yapılıyor? Şimdi bizim Van merkez ilçeye bağlı 93 tane köyümüz var biliyorsunuz. 84'te Erciş'e bağlı köyümüz var. Yani bizim toplam depremden etkilenen 187 tane köyümüz var. Tabii Van'daki köylerimiz daha ağır etkilendi. Van merkez ilçeye bağlı köylerimiz. %100'ü yıkılan köyler var. %80'i yıkılan var. Hiç yıkılmayan, hiç hasar olmayan köyler de var Van merkezde. Bizim Van merkez ilçenin köylerinin ağır hasarlı oranı %55'tir. Yani bütün köydeki ev stoğunun %55'i ağır hasarlıdır. Bu büyük bir rakamdır. Bu oran Erciş'te %32'dir. Erciş'in köylerinde
bütün köylerdeki bütün evler içerisinde %32'si ağır hasarlıdır. Ama Van merkezde %55'i ağır hasarlıdır. Biz bunu tabii depremden sonra gördüğümüzde Sayın Başbakanımızın da talimatıyla köylerde yaşam şehirlerden daha zor. Yani tamam yıkılmış bir köyde vatandaşın barınması, hayatını idame ettirmesi şehirden çok daha zor. Şehirde ya hem mevsimsel hem de düşünün ki bir köyde sadece işte Dağın köyünün sadece minaresi ayakta. Başka her şey, camisi dahil her şey yıkılmış. Şimdi o köyde vatandaşın, yani burada şimdi işte vatandaş birbirine yardımcı olur, komşusuna gider, başka yerde sığınabilir, kamu binaları var, şu var. Köyde hiçbir şey ayakta kalmamış ki, vatandaş neye sığınacak? Biz önceliğimizi köylere verdik. Bu durumu gördüğümüz için konteyner, çadır ve konteynerde öncelik köylere verilmişti. Ve tabii kış koşulları bazı köylerde merkezde hiç kar yokken 70-80 santim kar olan köyler vardı. Onlara öncelik verdik. Ve onların konteynerleri biliyorsunuz çok erken bitirildi. Şu anda köylerimiz merkeze göre nispeten daha rahat o bakımdan. Yani en azından şu anda bizim raporlarımıza göre evi ağır hasarlı olan herkes şu anda konteyner aldı ve konteynerde yaşıyor. 6250 konteyner attık biz köylerde. Ve bunlar çok kolay işler değil. Yani söylerken bu rakamlar çok kolay söyleniyor da 6200 konteyner 93 ayrı köye gidilmiş, onun altyapısı yapılmış, suyu çekilmiş, elektriği çekilmiş, kanalizasyonu bağlanmış. 6300 ev yapmışız anlamına gelir bu aslında. Ve ben dün köyde evdeydim. Yeşilsuz köyüne gittim. Vatandaş son derecede güzel evcikler haline getirmiş o konteyneri. Birçok vatandaş ilaveler yapmış. Yanına kendisi girişte bir rüzgarlık yapmış. Bazen iki komşu yan yana koymuş ortaya bir kendileri brandadan veya işte battaniyeden şundan bundan girişler yapmışlar. Son derece kullanışlı mekanlar haline getirmiş köylümüz. O bakımdan köylümüzün bu barınma konusu merkezden daha erken çözüldü ve şu anda daha rahatlar. Hayvancılıkla ilgili konuya gelince biliyorsunuz depremden sonra Tarım Bakanımız yaklaşık 12 gün Van'da kaldı. Ve köyleri birer birer gezdi. Vatandaşın sorunlarını orada dinledi. Hemen daha kendisi buradayken Ankara'da üretilen çadır ahırlar gelmeye başladı. Çünkü bizim vatandaş köylerde bir kendisi dışarıda kaldı, bir de hayvan da dışarıda kaldı. Evet. Ve vatandaşın köylerde hayvanının barınması da çok önemliydi. Çünkü havalar çok soğuktu. Onları biz dışarıda bırakamazdık. Hayvanlar hasta olmaya başlamıştı zaten. Hızlı bir şekilde biz 3600 çadır ahırı, bu mesele unutuldu, geldi, yerleştirildi, vatandaş hayvanını soktu. Problem olmayınca herkes bunu unuttu. Çok kısa sürede yapıldı bunlar. 3600 biz şey kurduk, çadır ahır kurduk köylerde. Bu 93 köyde ve şehir merkezinde de bir kısmı da şehir merkezinin kenar mahallelerinde olmak üzere 3600 ahır geldi, Van'a kuruldu ve şu anda çok büyük bir başarı. Bu gözükmediği için. Evet. Medyada da çok öne çıkmadı. Yani biraz Tarım Bakanlığı'nın yaptığı işler çok medyatik de olmadı. Kimse ahırı konuşmuyor. Herkes konteyneri falan konuşuyor da köydeki vatandaş için kendi barınması kadar hayvanının barınması da çok önemli. O da bir can sonuçta. Can ve vatandaşın aynı zamanda geçim kaynağı orası. Yani onu bizim ayakta tutmamız lazım. Onu muhafaza etmemiz lazım ki vatandaş işte bahara çıkınca, yaza çıkınca da geçimini temin edecek, yaşamını idame ettirecek varlığı hayvanları. Onun için çok kısa sürede biz 3600 ahır geldi ve Van'ın köylerinde kuruldu. Çok ciddi emek verildi bunun için. Sonra başka ne yapıldı? Sayın Bakanımız köyleri gezerken şeyi fark etti. Vatandaşımızın hazırlanmış olduğu, kış için hazırlanmış olduğu yemleri de heder oldu bu depremde. Adamın samanlığı yıkıldı. Evinin köşesindeki hazırlanmış olduğu kaba yemi de enkazın altında kaldı. Yani hayvanları kurtulduğu arazide olduğu için, gündüz olduğu için deprem ama hayvanları için kışlık hazırlamış olduğu yemleri zayi olduğu için yem desteği verildi biliyorsunuz. Büyükbaş hayvanlar için 400 TL, koyunlar için, küçükbaş hayvanlar için, keçi ve koyun için de 60 TL olmak üzere. Bu ciddi bir rakamdır. Köylerimizde şu anda vatandaşımıza biz yem desteği veriyoruz. Başka ne yaptı Tarım Bakanlığı köydeki vatandaşımız için? Kullanmış olduğu bütün tarımsal ve hayvansal krediler bir yıl boyunca faizsiz olarak ertelendi. Çiftçinin kullanmış olduğu bütün krediler bir yıl faizsiz olarak ertelendi. Başka? Hayvanı zayi olan
telef olan vatandaşlarımız oldu depremde. Bunlar yaklaşık 450 civarında büyükbaş, 450 civarında küçükbaş hayvan enkazın altında kalarak telef oldu. Bu vatandaşlarımızın hayvanları birebir, büyükbaş hayvanı telef olduysa kendisine bir büyükbaş hayvan şimdi alınıp teslim edilecek. Küçükbaş hayvanı telef olduysa telef olduğu küçük hayvan sayısınca kendisine küçük baş hayvan alınıp teslim edilecek. Başka vatandaşımız ben yemin heder oldu. Kendim de evim de yıkıldı. Hayvanıma bakamayacağım. Bunu satmak istiyorum derse Etevalık Kurumu'nda peşin parayla hayvanını kestirme şansı da verildi. Devam ediyor musun? Devam ediyor bunların. Hepsi devam ediyor.